Ali amcanın payitahtına geldik. Ali Yenici olarak her zaman gördüğümüz hamal da sallandığı yer burası işte. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ağaçlı'dayız. Söke'nin Ağaçlı köyündeyiz. Burada kim var? Tabii ki uzun aradan beri paylaşımlarımızdan görüyorsunuz. Ali amca var. Şimdi bugün Ali amcanın konuğu olduk. Kendisini dinleyelim. Hayat hikayesini nedir ne değildir size tanıtmak istedik. Ali amca, sizi kendinizin ağzından dinlemek istesek kısaca nasıl anlatırsınız? Çok teşekkür ederim. Harun hocam, hoş geldiniz. Ağaçlı köyünde beni şereflendirdiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben Konya'nın Hadim kazasının Gezlebi köyündenim. 1947 doğumluyum. 1963 yılına kadar köyde ilk okulu, Hadim'de ortaokulu okudum. 1963 yılı 10 Ekim'inde köyden ayrıldım. Bu bölgedeyim. Orman İşletmesi Müdürlüğü sahalarında çam ormanları diktik. Daha sonra askere gittim. 2 yıl, 24 ay askerlik hizmetinden sonra yine Kuşadası ilçesine geldim. Kuşadası ilçesinde turizmde çalışırken emniyet teşkilatına geçtim. İşte 23,5 yıl fiili hizmetten sonra oradan emekli oldum. 1992 yılı Temmuz ayından beri de Ağaçlı köyde oturuyorum. Burada son 4 yıl da Konya'ya taşındık. Yazın burada, kışın Konya'da oturuyoruz. Şimdi bu girişten sonra tekrar başa döneyim. Evet Ali amca, Gezlevi'ye geldik. Gezlevi'ye geri dönelim demiştim. Şunun için dedim. Gezlevi'de beni tanıyan insan sayısı çok az. Evet. Yaşlılarımız, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Gençlerimiz ülkenin çeşitli yerlerinde çalışıyor. Ben dedem baba tarafından Tıkırlar sülalesinden, Deli Hasanlar diyorlar. Dedeme Tıkır Mehmet de babam olur. O da vefat etti. Anne tarafım Körüklerden, Körük Ali'si Hoca diyorlar. Körük İsmail dayım olur. Onlar da vefat ettiler. Yani köyde beni tanıyan ancak Harun Şeker kaldı. Yani başka da kimse kalmadı yani. Körük İsmail Hoca değil mi? Körük İsmail Hoca değil. O kendisi, babası hoca. Ha, babasından mı kalan? Tabii babası. Ha, o senin dayın olur. O dayım olur. Anladım. Körük Ali'si hocaydı. Yani eskilerin akıllı uslu hocalarından, yani öyle zaptırık hoca da değil yani, Allah rahmet eylesin onlardan inşallah. Sonra işte 1963 yılında köyden ayrıldıktan sonra işte bu bölgede çalıştık. Bu bölgeden işte polis olduk, emekli olduk. Yeniden köyden ayrılman nasıl oldu? Neden ayrıldın? Hocam, Ali amca, köyde benim ayrıldığım tarih zaten iş hayatına atılma tarihim değil. Eğitim, öğretim yapılacak bir zamanda ayrıldım. Hı. Neden? Köyümüzde şimdiki gibi ortaokul yok, lise yok. Ortaokulu Hadim'de okuduk. Liseyi Konya'ya gitmem lazım. Konya'da da beni okutacak güçte değildi ailemin ekonomik durumu. Onun için ben o yaşta, yani 15-16 yaşlarında çalışmak zorunda kaldım. Liseyi Hadim'de mi bitirdin Ali amca? Lise değil, ortaokulu. Ortaokulu Hadim'de bitirdin. Tabii. Peki ortaokul arkadaşlarından birkaç var. Kimler var? Onları mesela, merak ediyorum. Bak, yakın tarihte vefat etti emekli başkomiser Kasım Bilgehan. Ondan hem okul hem ev arkadaşıyız. Ahmet Ali Keklik, biz ona
O tarihte profesör unvanı verdik. Gerçekten de çok zeki bir arkadaştı. Öğretmen oldu. Herhalde şu anda Akşehir'de bir yerde ikamet ediyor. Ondan sonra Vehbi Başçavuş vardı. Vehbi Özer. O da askeri okula gitti. Oradan emekli oldu. Şu anda Elazığ'da ikamet ediyor. Ondan sonra bunlar beraber evde kaldığımız, Hadim'de okuduğumuz insanlar, evet, Hadim'de. Öğrenci, sınıf arkadaşları mı bilmiyorum. Onlar çok uzun süre geçtiği için artık, evet, onlarla... Şimdi ortaokulu Hadim'de bitirdiniz. İş hayatına atılmak için bu tarafa geldiniz, Kuşadası'na. Sonra nasıl devam etti? Kuşadası'nda İmbat Otel'de 2 yıl çalıştım. Orada temizlik görevlisi olarak başladım ama sonradan otelin bütün anahtarları bende, yani yaz kış çalışır bir personel haline geldim. Orada çalışırken çok da sevdi beni müdürlerim, amirlerim ve patronlarım ama ben emniyet teşkilatına geçip polis olarak hizmet etmeyi tercih ettim. İzin istedim onlardan. Onlar da razı oldular. Geçtik emniyet teşkilatına. İşte. Yani Gezdevlerin bu otelle yolları mutlaka kesişiyor eskiden beri herhalde, değil mi? Bir çıkış yolu olarak mı görmüşüz acaba? Şimdi oteller mevsimlik işçi çalıştırıyorlar bu bölgede. Bizim de zaten atalarımızdan mevsimlik çalışma alışkanlığımız var. Değil mi? Ta Aşık Ömer'den beri değil mi? Var yani onlardan. Doğru, bu mevsimlik işçi kavramını beğendim. Bu bölgede çalışıp 6 ay da memlekette kalma alışkanlığı var. Ama biz onu öyle değil de devamlı kalmak suretiyle değiştirdik. Yani peki emniyet teşkilatına girişiniz nasıl oldu? Sınav açılmıştır muhtemelen ama nasıl oldu? Tabii ortaokul mezunlarını o tarihte emniyet teşkilatına polis memuru adayı olarak alıyorlardı. Açılan sınavda başarılı olduk ve İstanbul'a tayinen gittim. 7 yıl çalıştım İstanbul'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde. 7 yıl sonra Mardin Emniyet Müdürlüğü kadrosuna genel hizmete atandık. Burada 2 yıl terörle mücadele şubesinde çalıştıktan sonra Aydın'ın Nazilli ilçesine emniyet kadrosuna yine polis memuru olarak atandım. 7 yılda Aydın'da çalıştım. Nazilli'de hizmet ettim. Nazilli'yi çok sevdim. Naziller de beni çok sevdiler. Oradan Bolu'ya tayin olduk. Bolu Emniyet Müdürlüğü kadrosunda da bir 6 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. Tekrar Nazilli'ye geldim. Son çalıştığım yerde insanlar beni gerçekten seviyorlar mı, sevmiyorlar mı? Bir oturalım dedik. Ev kiraladık, oturduk. Çok da memnun olduk. İnsanlar akın akın hoş geldiğine gelince, ha dedim, bunlar demek ki bizden memnunlar imiş. Allah da bunlardan memnun olsun dedik. Sonuçta oradan buraya geldik. Zaten geçici oturmuştuk oraya. Bu köyde de 1992 yılından beri oturuyoruz işte, bu güzel çamların arasında, oksijen deposunda, sessiz, sakin. Şehre de pek inmeyi sevmem yani, bir pazar alışverişini de eşim Hacı Şükür yapar. Ben de burada gelen eş, dostla, hani işte Harun Hocam gibi ziyaretimize gelenler, yani Allah razı olsun, eksik olmuyor. Sağ olsun, her zaman orada çay hazır. Hazır, semaver sürekli kaynar yani. Evet. Burayı seçmendeki en önemli etken acaba Öküz Çekmezli'ye benzemesinden falan mı Ali amca? Hayır, hayır. bu neden biliyor musun? Hı. Eşim asıl Gezlevili, yani aynı mahalledeniz, hatta Ramazanlar sülalesinden. Ama bu köye göçmüşler 1950 yıllarında, ailesi bu köye göçmüş. Burada doğmuşlar onlar. Eşimin köy olması sebebiyle ben
hanım köylüyüm ben senin amirallah. Estağfurullah. Şimdi bundan da rahatsız değilim. Bana da iyi bakıyorlar, Allah razı olsun. Yenge kimin kızı, o konuşmak istemedi, biraz geri tut, beni uzak tutun dedi. Aslında birkaç cümleyle de onu tanıyalım o zaman. Ha, eşim baba tarafından Ramazan Hasan diyorlar. Hı hı. Anne tarafından Hıdırlı'da ne hoca vardı orada? Mehmet Efendi. Evet. O da Mehmet Efendi köyde. Bu ailenin üçüncü büyüğü, birinci büyük. Yani onlar ailecek mi gelmişler buraya? Onlar ailecek buraya göçmüşler. Kaçta göçmüşler? 1950'li yıllarda. Ha, 1950'li yıllarda onlar da Ramazan Hasanlar olarak mı? Bu bölgede doğmuşlar eşimler yani. Hmm. Onlar, ha, yani köyüyle bir ilgisi yok, babası gelmiş. Tabii babası annesiyle birlikte göçmüşler. Bu bölgede doğmuşlar. Tabii Güllübahçe'de ikamet etmişler, Söke'de ikamet etmişler. Bir süre İzmir'de, Altındağ'da ikamet etmişler ama asıl şeyi burada. Burada 100 dönüm arazi almış. O 100 dönüm araziyi 11 çocuk var, onlara paylaştırmış. Her biri zeytinlik yapmış. Güzel, her birinin evi var, arabası var, eşi var, çocukları var. Yani onlar da fevkalade rahat ve köyde örnek insanlar, köylüler. Evet. Bu Fatma ablanın çocukları örnek insanlar diyorlar yani. Evet. Bunlara da. Şimdi burada ben şeyde oturuyorum, şu ev, oturduğum ev Gök Hasan'ın oğlu İsmail'in evi, o da benim bacanağım olur. Allah razı olsun, onların evinde oturuyorum şu anda. Şimdi de istirahat halinde, yani burada olsaydı şimdi bu bizim muhabbete büyük eşlik ederdi. Yani İsmail. Anladım. Daha işte benim Ağaçlı köyüne gelmemin şeyi eşimin buralı olmasından kaynaklanır. Çok teşekkür ederim bugünkü sohbet için. Aslında burada yine bir de bir bizim köylü daha var. Şimdi kısaca birkaç cümlede ondan alacağım ama bir Yeter abla var, bir de Rukiye abla var. Zamanımız olursa onları da başka zamanda inşallah anlatmaya çalışacağım. O i̇nşallah. Zaman söylemek istediğiniz bir şey var mı Gezdevi'ye? Gezdevi'den ve Gezdevililerden Allah razı olsun. Çok çalışkan insanlar, seviyorum o gören insanlarını. Başka da söyleyecek bir şey yok. Harun Hoca sağ ol. Allah teşekkür olsun. Ederim. Ali amcanın şöyle bahçesinden kısa bir kesit yaparak bu sohbetimizi bitiriyoruz. Bir gün yolunuz ağaçlığa düşerse Ali amca diyor ki semaver her zaman kaynıyor. Haberiniz olsun diyor. Şehirli usulü de demiyorum diyor. Evet. Bizzat samimi olarak davetimi ineliyorum diyor. Kendisine teşekkür ederiz.